Bişikafi rahmetullahi aleyh şerrinden korkulan bir zatmış Bişikafi. Yani nasıl onu gördükleri zaman kaçın kaçın Bişi Kafi geliyor yani. Şerre dokunmasın diye kaçıyorlarmış Bişi Kafiden. Bir tarih yolda giderken yani içiyormuş, sarhoş geziyormuş, vuruyormuş, kırıyormuş. Yolda çamurların içerisinde bir kağıt görüyor. Dikkatini çekiyor. Bakıyor ki işte Allah ismi yazıyor, besmele yazıyor. Böyle bir kağıt görüyor. Ya diyor bu Yerde olur mu diyor yani ee, sarhoş. Gidiyor onu yıkıyor, duvarına ıslak ıslak yapıştırıyor. Bunun yeri diyor, burası diyor. Yani içinde ne var bir? Bir Allah'a karşı bir saygı var yani. İçse bile bir saygı var. İşte bak kalpler Allah'ın elindedir. Kalpler Allah'ın elindedir. Evs ve hazreç kabileleri anlatılır ya Kur'an-ı Kerim'de. Siz bir çukurun kenarındaydınız. Siz kafir olarak yattınız, mümin olarak sabahladınız diyor Allah-u Teala. Aman Allah'ım. Yani iki kabile İslam'la müşerref oldu. Yatarken küfür üzerine yattılar. Sabah bir kalktılar fe esbahtum bi ni'metihi ihvana. Allah'ın nimeti üzerine kardeş olarak sabahladınız diyor. Yani bunu şunu demek istiyorum. Kalpler Allah'ın elinde yani. Müslüman oldu ya Esvacet kabilesi, Kur'an'la müşerref oldu ya iman ettiler ya. Sabah bir kalktılar bir baktılar ki o 40 yıllık dost gibi böyle. Sarıldılar birbirine. Kim yaptı bunu? Allah yaptı Celle Celaluhu. İşte Bişşi Hafi'deki olay da bu. Bir hareket, bir hareket kalbini Allah onun bir anda bir çevirdi. Öyle bir zat oldu ki Bişşi Hafi şerrinden kaçılan bir zatken Bişşi Hafi nereye ayağını bastı söyleyin de yüzümüzü sürelim denilen bir zat haline geldi evliya oldu. Büyük Allah dostu oldu. Ne ile işte bir anda. İşte kardeşlerim buradan da şu çıkıyor. Hiçbir amelimizi küçük görmeyelim. Belki annemize yaptığımız bir iyiliğimiz, babamıza yaptığımız bir iyilik, düşkün olan, efendim sıkıntıda olan bir kardeşimize yapmış olduğumuz bir iyilik ya da bir hayvana yapmış olduğumuz bir iyilik ne olacak dediğimiz bir şey bile işte yağmurda ıslanmış yer bulamayan bir kedi yardım ettin, kutuya koydun, kenara aldın. Sana göre e, bir şey değil, normal bir şey ama Allah'a göre çok büyük bir iş olabilir bu. Dolayısıyla o hareketinle Allah kalbini bir anda ne yapar? Senin de çevirir. Bir bakmışın öyle bir takva kul olmuşsun ki Allah eder bunu yani. Onun için şu sözü söylüyoruz. E, hiçbir güzel ameli küçük görmeyelim. Hiçbir kötülüğü de küçük görmeyelim. Bu kötülükten ne olur demeyelim. Küçük kötülük büyük, büyüklere, büyük günahlara götürür. O da insanı helake götürür. Ee, i̇lmiyle amil hocalarımızın sayısını Cenab-ı Allah arttırsın. Şimdi bir Mahmud Efendi Hazretlerini düşünüyoruz. 50'li 60'lı yıllarda tek başına bir mücadeleye başlıyor İstanbul'la. Ya gelinen son noktaya bakıyorsun. Milyonların hidayetine vesile olmuş bir Allah dostu yani. Milyon. Ülke sınırlarını geçmiş yani. Türkiye değil yani. Kazakistan, Özbekistan, Türkmen bölgeleri var yine. Oralarda bile var yani. Bütün dünyanın her yerinde. Avrupa, Almanya, Fransa, Amerika, her yerde ihvanı var. Milyonların hidayetine vesile oldu. Şimdi soruyorum size. Bir Mahmud Efendi Hazretleri bu ülkede olacağına şöyle bir yüz tane Mahmud Efendi Hazretleri yetişmiş olsaydı ne olurdu dünyanın hali diye soruyorum size yani. Yani bizim eksiğimizin ne olduğunu söylüyorum kardeşlerim. Böyle alimlerimiz yok. Hoca çok. Adı hoca. Hoca hepimiz hocayız yani. Ama hoca var, hoca var yani bizim Efendi Hazretleri gibi ilmiyle amil Allah dostlarına ihtiyacımız var. Öyle hocalara ihtiyacımız var. Rabbim sayılarını arttırsın inşallah. Amin. Evet.